Merhabalar arkadaşlar. Kodlab yayınlarından çıkan Sinema 4D eğitim setimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu videoda çizgiselleri işleyeceğiz. Çizgisel değerleri göreceğiz. Bunun için öncelikle Sinema 4D programımızı açıyoruz. Sinema 4D programımızı açtıktan sonra bundan önceki videolarımızda ayarlarımızı görmüştük, düzenlerimizi görmüştük, arayüzümüzü görmüştük, temel objelerimizi görmüştük. Bu videomuzda ise çizgiselleri göreceğiz. Çizgisellere ulaşmanın iki tane yolu var. Birincisi çizgiseller değeri, yani arayüz üzerindeki çizgisellere basarak ulaşabiliyoruz. İkincisi ise Create menüsünden Spline menüsüne ulaşabiliyoruz. İki tarafta da var olan nesnelerimiz mevcut. İkisi de aynı şekilde mevcut olarak varlıklarını sürdürüyorlar. İlk videomuzda çizgisellerin temel özelliklerini bahsedeceğiz. İkinci videomuzda detaylıca diğer özelliklerini işliyor olacağız. Bakın hemen çizgiseli aktif hale getirdiğimde mouse'umuzun imlejinin altına farklı bir görsel geliyor. Çizmeye hazır olduğunu söylüyor ve noktalara basarak istediğimiz şekilde çizim yapabilmemizi sağlıyor. Bakın basılı tutarak bir çizim yapmamı sağladı. Şöyle de gösterebilirim. Aldık. Herhangi bir çizim yapacağım. Gibi. Çizim yapabilmemi sağladı. Veyahut da direkt rastgele çizimler yapabilmemi sağlayan bir temel özelliğimiz kendisi. Bakın burada nesnelerimizin tamamı mevcut. Shift'e basılı tutarak burada bulunanları seçtim ve Delete'ye bastığımda silinecektir. Bunun yanında temel 3 özelliğim, şuradaki 6 özellikle gidelim. Birincisi gördüğünüz gibi kalem tuttuk, çizdik istediğimiz gibi. İkincisi Bezier, yani birinci ve ikinci noktayı arasındaki çizgiyi basılı tutarak eğimli çizebilmemizi, yeni noktayı yeni bir eğimle çizebilmemizi sağlayan temel bir özellik. Daha yumuşak hatlar ve daha yumuşak çizgiler elde etmemizi sağlıyor olacak böylelikle. Düz çizmek istiyorsak ise tıklayıp bırakmamız yeterli olacaktır. Tıklayıp sürüklediğimiz zaman yumuşak hatta, tıklayıp bıraktığımız zaman sert hatta dönüş yapacak demektir. Yine aynı şekilde buradan objeyi seçip silebiliriz. Bir sonraki özelliğimiz B-Line. Bakın şimdi çizimi yaptık, bıraktık. Üçüncü bir nokta soruyor ve üçüncü bir noktadan seçerek istediğimiz çizgi üzerinde değişiklikleri yapabiliyoruz. Noktaları yakalayarak daha farklı çizimler. Bakın birer nokta bırakıyor. Bu bıraktığı noktalar temel ayarların yapılabileceği yerler. Buradaki noktalarla oynayarak çizgilerin daha farklı görsellere geçiş yapabilmesini sağlayabilmemizi sağlıyor. Bununla birlikte de daha farklı şekiller ve görseller elde edebiliyoruz. Bizim yerimize kırıkları daha rahat bir şekilde onarabiliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu diğer objeler üzerinde de aynı işlemi yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Mesela aldık, direkt çizdik. Çizimi bitirdikten sonra noktalar üzerinden oyun oynayabiliyor muyuz? Evet, noktalar üzerinden şeklin istediğimiz noktaya, istediğimiz bölüme doğru çevirebiliyoruz. Şuradaki siyah noktada Bezier esasında Bezier işlemi yapabilmemizi sağlayan temel özelliğimizi işliyor bizim yerimize. Evet, bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra bir sonraki line, yani düz çizgi. Bakın bu arkadaşta basılı tutsam da basılı tutmasam da ne yaparsam yapayım düz çizgiler elde edebilmemi sağlayacak. Enter'a bastığımda işlem bitmiş olacak, kapatacak. Bir sonraki, evet. Bakın ne yaparsam yapayım yuvarlayacak. Hep yuvarlığa döndürecek. En kısa hattan daireye döndürmeye çalışacak çizim bir öncekiyle beraber. Tabii bu özelliğimiz üzerinde de ana özelliklere değinmiyorum çizgisellerde. Birazdan değineceğim. Bir sonraki videoda değineceğim. Burada temel çizim özelliklerine değinmek istiyorum bu videomuzda. Gördüğünüz gibi üzerinde noktalarla istediğimiz gibi oynayabiliyoruz, istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Ve son olarak da yine yuvarlıyor, fakat bakın burada tam anlamıyla daireye yuvarlamaya çalışmıyor. En yakın hattan kırım yaparak yuvarlamaya çalışıyor. Bu da diğer bir özelliğimiz. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz temel olarak 6 tane farklı görsel var. Bunları bir araya da getirebiliyoruz. Bir araya da çekebiliyoruz. Elle direkt çizim eklentili. Bakın başında artı var. Noktadan bitirerek başlayarak elle direkt çizim yapabiliyoruz. Bezier yumuşak çizimler yapabiliyoruz.
B spline yani çizgilerin üzerine daha da ilave noktalarla daha farklı görüntüler elde edebilmemizi sağlıyoruz. Linear düz hatlı çizgiler çizmemizi sağlıyoruz. Kübik tamamen daireye döndürecek şekilde devam etmesini sağlıyoruz. Akima çizgisayarlar üzerinden birbirine en teğet noktadan kırıp aşağı noktaya ama yumuşak kırımlarla dönebilmesini sağlayan temel özellikler. Biz ilk başta şu arkadaşı çizerek başlayalım. Herhangi bir şey yazdık, çizdik. Bakın dikkat ediyorsanız Basic yine isim verebildiğim bir bölüm var. Layer ekleyebildiğim bir bölüm var. Bunun yanında koordinat düzlemim yine X, Y, Z koordinatları. X, Y, Z koordinatları ile birlikte boyutlandırma gizmosu ve döndürme gizmosu. En son olarak da objenin değerleri. Bakın burada diğer özelliklere geçişler var. Şimdi ben bu arkadaşı ne yapmışım? Bezier olarak yani el çizim olarak hazırlamışım. Mesela kübik dediğimde buna göre noktaları değiştirecek. B-spline dediğimde bakın ilave noktalar koyarak değişikliğe döndürecek. Burada gördüğüm 6 özelliğin arasında değişiklik yapabilmemi type özelliği sağlıyor. Close spline yani çizginin baş ve son noktasını birleştirecek. Başlangıç ve son noktayı birleştirmenin iki farklı özelliği ve değeri var. Birincisi başlangıç ve son noktayı birleştirdikten sonra extrude özelliğini uyguladığında nesnem 3 boyut aldığında içi dolu olacaktır. Ama eğer başlangıç ve bitiş noktamı birleştirmiyorsan şu anda görüldüğü gibi üst üste kesişimler varsa veyahut da çizgisellerimin içi boş çizgi hatları yükseklik kazanacak demektir. Bakın buradan close spline işaretleyerek başlangıç ve bitiş noktamı işaretleyebiliyorum. Bunun yanında diğer özelliklerimiz yumuşatma, diğer üniform, ekleme, çıkarma. Bakın daha da yumuşak hatlara çevirdi dikkat ediyorsanız. Buradaki özelliklerle oynayarak daha farklı görseller elde edebilmemi sağlıyor. Burada yine açısal değerlerle oynayarak daha sert ve daha yumuşak görseller elde edebiliyorum. Maksimum yumuşaklık, maksimum uzunluğa ulaşabilme noktalarını, yani noktalar arasındaki değerleri gibi inceleyebiliyorum. Bunun için bakın non diyeceğim. Keskin hatlar gözüktü ama ben burada yumuşattığım zaman hat yumuşak noktaya geçiş yapmış oluyor. Şimdi başlangıç ve bitiş noktası dedik. Şimdi geldik diyelim ki şöyle bir şey çizdik. Hemen şuradan close the spline dediğimizde nokta kapanacak, işlem bitmiş olacak. Ama ben buradan istersen B spline diyerek daha sonradan bu çizgi üzerinden de işlem yapmaya devam edebiliyor olacağım. Bunlarla ilgili videoları ilerleyen derslerimizde yine çekiyor olacağız. Temel altı özelliğimiz bunları işaretliyor bize. Şöyle bakalım diğer özelliklere bir değinelim. Hemen şöyle bir bezier alalım. Şöyle eğerek bükerek. Yine değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buradan yine değiştirebiliyorum. Bezier yerine linear yaparak. Linear yaptığım anda düz hatta dönüş yapmış olacak. Kübik dediğimde en yuvarlığa döndürebilecek şekilde gidiyor. Akima, B-spline ve Bezier. Bakın aradaki farkları zaten görebiliyorsunuz. Burada değişiklikler yaparak da farklı tasarım ve görseller yakalamaya devam edebilirsiniz. İlk 6 özelliğimizi inceledik bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda altta bulunan diğer mavi yani ana temel ve hazır çizili özellikleri inceliyor olacağız. Bir sonraki dersimizde